Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu 11. videomuz olacak. Artık trigonometri 1'in son kısımları. 3 kısımdan oluşuyor trigonometri. İlk kısım temel trigonometrik kavramlar ve bunları dik üçgende uygulanması, özdeşiklerden yararlanma, birim çember, esas ölçü. Bunların hepsi anlatıldı. Artık son bölümlere geldik. Burada dar açıların trigonometrik oranlarını bileceğiz. Bunları nasıl hesaplandığını, dik üçgenden nasıl çıkaldığından bahsedeceğiz. Sonra bunlardan faydalanarak geniş açıların trigonometrik oranları nasıl hesaplanıyor onu göreceğiz. Şimdi tabloyu nasıl dolduruyoruz? Aslında şekilde bir tablo görüyorsunuz. Bu tabloyu aslında 30-60-90 derece e, açıları 30-60-90 olan dik üçgen ve 45-45-90 olan dik üçgenden faydalanarak e, tablomuzu doldurduk. Şimdi şöyle bakalım. Mesela 30 derecenin sinüsü 1 bölü 2 yazıyor. Değil mi? Nasıl buluyoruz? 30'un karşısında normalde bu oranları yerleştirmeniz lazım. 30'un karşısında bir uzunluk varsa 90'da 2 katı 60'da da kök 3 katı var. sinüs 30'da e, neydi? Açımızın karşı dik kenarın yani 1'in hipotenüs oranı 1 bölü 2. Benzer şekilde 60 derecenin sinüsü 60 derecelik açının karşısında kök 3 hipotenüsünde 2 var. Yani kök 3 bölü 2. Benzer şekilde 45 derecenin karşısında 1 hipotenüsünde kök 2 var. 1 bölü kök 2 ya da eşlenikle çarparsak kök 2 bölü 2 e, kosinüste komşu bölü hipotenüsten benzer şekilde diğer açıları da siz e, tabloda doldurabilirsiniz. Yalnız bunları zaten zamanla çöze 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 e, artık alışacaksınız. Hiçbir e, bir, daha üçgen çizip bulmanıza gerek kalmayacak diye düşünüyorum. En azından bende öyle olmuştu. Şimdi bu dar açıların trigonometrik oranları bilinecek. Yani 30-45 derece ve 60 derecenin trigonometrik oranları net bilinecek ki bundan faydalanarak sinüs 210. E, kosinüs 300, tanjant 150 gibi geniş açıların trigonometrik oranlarını da hesaplayabilirdim. Şimdi oraya geliyorum. Geniş açıları dar açıya çevirme, daha doğrusu geniş açıların dar açıdaki karşılıklarını bulmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle 4-5 maddeden oluşan bir sistematiğimiz var. E, bu kuralların aslında nereden geldiğini en son trigonometri bittiğinde... E, Ispat demeyeyim de kanıtlar diyelim. Deliller göstereceğiz. Orada net olarak anlatacağız. Şimdi sistem şöyle işliyor. Eğer açımız 0 ile 360 arasında değilse bir esas ölçü almak zorundayız. Yani negatif yönlü bir açı olabilir. Ya da 360 dereceden daha büyük bir açı olabilir. O yüzden önce esas ölçü alacağız. Tabi büyükse. Ama 0-360 arasında geniş bir açıysa o zaman açının bölgesini bulacağız. Açının bölgesini bulduktan sonra bu bölgedeki 90'ı katlarını kullanarak açıyı yeniden ifade edeceğiz. Demek istediğim hemen şöyle kabaca göstereyim. Diyelim ki açımız ikinci bölgede bir açı. Açın bölgesini bulacağız. Sonra ikinci bölgede 90 derecenin katlarını kullanarak yani ya 90'ı ya da 180'i kullanarak bu açıyı tekrar ifade edeceğiz. Yani 90 artı alfa ya da 180 eksi alfa şeklinde açıyı ifade edeceğiz. İfade ettikten sonra sorulan trigonometrik oran artık neyse burada tanjant mı soruyor, sinüs mü soruyor, kosinüs mü soruyor o bölge hangi bölge ise trigonometrik oranın işaretini almak zorundayız. İşareti aldıktan sonra son kısma geliyoruz. Eğer biz ifade ederken şurada yazdık zaten kullanır açı tekrar yazılır dedik. İfade ederken 180 ya da 360 yani yatay eksen kullanılıyorsa isim değişikliği olmayacak. Ama dikey eksen kullanılıyorsak eğer yani 90 ya da 270 kullanıyorsa isim değişikliği olacak. Sinüs soruluyorsa kosinüs, kosinüs soruluyorsa sinüs, tanjant, kotanjanta, kotanjant, tanjanta, sekant, kosekanta, kosekant, sekanta dönüşecek arkadaşım. Ee, özetlersek burada bir uyarı şeklinde yazdım. Önce bölge bulacağız. Sıra öncelikle böyle başlıyor. Bölge bulduktan sonra soruların işaretini alacağız. Hangi trigonometrik oran soruluyorsa işaret alıyor. Sonra da isim bu sarıyı bozmamamız gerekiyor. Herhalde anlaşıldı. Şöyle özetle göstersek açımız çok büyükse sesle sarı çalacağız. Sonra açımızın bölgesini bulacağız. O bölgede sorulan trigonometrik oranın işaretini alacağız. Tabi bu arada bölgede bulduktan sonra bu açıyı tekrar 90'ın katlarını kullanarak ifade edeceğiz. Sonra işaret alacağız. İşaret aldıktan sonra eğer biz ifade ederken 180-360 yani yatay eksen kullandıysak isim değişikliği olmayacak. 90 ya da 270 derece kullanılmışsa isim değişikliği olacak. Bölge, işaret, isim bu sıralamayı bozmayacağız. Hemen örneklerde görelim. Mesela sinüs 210. Şimdi 210 hangi bölgede bir açı? İlkinden başlayalım. Şöyle bir bakın. Şurası 0, burası 90 derece, burası 180 derece, burası 270 ve tekrar 360 derece. 210, 180 ile 270 arasında olduğuna göre 3. bölgede bir açı bu açıyı 90'ın katlarını kullanarak ifade edeceğiz. 3. bölgedeki 90'ın katları 180, 270. Bunu istediğin gibi yani ister 180 ister 270'i kullanarak ifade edebilirsin. Diyelim ki biz bunu 180 kullanarak 180 derece kullanarak 180 artı 30 bu şekilde ifade ettik. Bu da 210 yapıyor. Ama ifade ettikten sonra artık bölgemizi bulduk. ifademiz ettik. Neydi kural? Bölge. Sonra işaret alacağız. En sonunda isim. Şimdi ne soruluyor? Sinüs soruluyor. Hangi bölge burası? Üçüncü bölge. Üçüncü bölge sinüs ne? Negatif. Peki isim alacağız. Biz kullanırken ifade ederken 180 kullandık. Yani yatay eksen kullandık. Yatay eksende isim değişikliği olmaz. Sinüs olacak tekrar. Şu dar açımızı alacağız. Ve sinüsün içine yerleştireceğiz. Sinüs 30. Yani aslında sinüs 210. Eksi sin 30. Tabi sin 30 ıı, dereceyi de bileceksiniz. O da 1 bölü 2. O zaman bu işlemin sonucu eksi 1 bölü 2 gelecek. Bu kadar basitti. Gelelim kosinüs 120'ye. 120 hangi bölgede? Önce bunu bulacaksınız. Bölge. Sonra işaret. Sonra isim. Bölge 2. Tamam. ikinci bölge olduğunu anladık. Peki ikinci bölgede 90'ın kuatlarını kullanarak 120'yi ifade edeceğiz. Diyelim ki 90 dereceyi kullanacaksın. O zaman şöyle yazacaksın. Kosinüs 90 artı 30. Böyle yazmak zorundayız eğer 90'ı kullanacaksak. Dileyen 180'i de kullanabilirdi. Yani ikinci bölgede ya 90'ı kullanacaksın ya da 180'i kullanacaksın. Bu sefer 90'ı kullanalım dedik. Tamam ifade ettikten sonra artık işaret alacağız. Kosinüs sorulduğu için ikinci bölgede kosinüs negatif. Peki şimdi geldik en son isime. İsim değişikliği var mı yok mu ona bakalım. 90 kullanıyorsam dikey eksen kullanıyorum demektir. Dikey eksende kosinüs isim değiştirecek. Sinüs olacak. Ve şu dar açıyı alıp sinüsün içine yerleştireceğiz. Yani eksi sin 30 olup bu da tekrar eksi 1 bölü 2'dir dedik. Tanjant 315. 315 nerede? 270 ile 360 arasında. Peki bu aralıkta dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede isteyen 270 isteyen 360 kullanır. Diyelim ki ben 360 kullanacağım. O zaman 315'i 360 eksi 45 diye ifade etmem lazım. Tabi burada derecelerde yazılmalı. Yani söylerken pek kullanmıyoruz. Aslında hata yapıyoruz ama 360 derece şeklinde telaffuz etmemiz lazım. Yoksa radyan anlamına geliyor. Şimdi burası önce bölgeyi bulduk. 4 dedik. Şimdi ifademizi de yaptık. İşaret alacağız. Tanjant soruluyor. Dördüncü bölgedeki tanjantın işareti negatif. Yatay eksen kullanıyor. Artık isme geldik. 360 yatay eksende yatay eksen isim değiştirmez diye tekrar tanjant işte buradaki dar açı yani 45 derecemizi alıp tanjantın içine koyacağız. Tanjant 45 1 o zaman cevap eksi 1. Sinüs 300. 300 yine 4. bölgede. Bu sefer 270 kullanalım. 300'ü 270 kullanarak 270 artı 30 şeklinde yazabilirsiniz. Tamam bölgemiz 4 ifade ettik. Şimdi işaret alalım. Sinüs 4. bölgede negatif. 270 dikey eksendir. Dikey eksen isim değiştirip kosinüs dar açımızı yani 30 derecemizi alıp yerleştireceğiz. Kosinüs 30'da da kök 3 bölü 2 olduğuna göre eksi kök 3 bölü 2'dir dedik. Herhalde anlaşıldı. Şimdi geldik bunlara. Radyanlı örneklerimize bakalım. Pi bölü 2 artı teta. Buradan Süleyman Aksu'ya Aksu selamlarımı gönderiyorum. 4. sınıfta benim sınıf arkadaşımdır. Bitirme projemiz vardı. Ben sayılar teorisi almıştım. O da trigonometri almıştı. Ve buradaki tetanın her bölgede ister geniş ister dar aç olsun sonucun değişmediğini projesinde kanıtlayıp göstermiştim. Yani burada şunu demek istiyorum. Biz önce bölge bulacağız değil mi arkadaşım? Süleyman izliyorsan selamlar olsun sana. 0 90 180 270 ve 2 pi yani 360 derece. Şimdi 90'ı ekliyoruz. İşte burada soru şu. Ne kadar ekliyoruz? Çünkü bölge bulacağız ya. Eğer bayağı büyük bir şey ekliyorsak bölge artık Mesela dar açı eklersem 90'dan biraz küçük olur. Ama biraz daha fazla eklersem 3. bölgeye kayar. daha fazla eklersem 4. bölgeye kayar kayar. Şimdi bu teta ne olursa olsun sonuç etkilenmiyor, değişmiyor. Biz her zaman şöyle düşünmenizi istiyoruz. tabii dediğim gibi bunların ispatı yapıldı. Teta'yı dar açı olarak düşünün. Yani 90'dan biraz fazla gibi düşünün. 90 dereceye biraz fazla eklersek o zaman bu ikinci bölge oluyor. Bölge bulmazsak işaret alamayız. O yüzden önce bölge tespiti yapılır. İkinci bölge yazdık. Şimdi ikinci bölgede kotanjantın artık işaretini alacağım. Kotanjant negatif. Artık isme geçiyorum. Bölge bulundu. işaret alındı. Şimdi isim. Bir kere 90 kullandık. Yani dikey eksen kullandık. Dikey eksen isim değiştirecek. Tanjant açımızı alıp yerleştiriyoruz. Tanjant teta. Yani şunu aldık. Tanjantın içinde yerleştirdik. Bu kadar. Her zaman şöyle düşüneceğiz. Ne kadar ekliyoruz? Çok az. Ne kadar çıkartıyoruz? Çok az. Yani dar açı çıkartıyoruz ya da dar açı ekliyoruz gibi düşünmemiz lazım. Pi 180. 180'den bu sefer çıkartıyoruz. 180'den azıcık çıkarttığımızı düşünüyoruz. Ne kadar çıkartırsan çıkar sonuç değişmeyecek. Onu söyledik. Bunlar kanıtlandı arkadaşlar. O yüzden biz dar açı çıkartıyormuşuz gibi düşünelim. Böylece bölgemizi rahatlıkla bulalım. 180'den birazcık açı çıkartırsan ikinci bölge olacaktır. Bu ikinci bölgede sinüsün artık işaretini alacağım. Çünkü bölge bitti. İşaret ee, işaret alacağız. Sonra isme geçeceğiz. Sinüsün işareti ikinci bölgede artı. Pi 180 yani yatay eksen. Yatay eksen isim değiştirmez. Tekrar sinüs açımız teta'yı alıyoruz ve bitiriyoruz. Şu teta aynen şuraya. Sinüsün içine. 270 artı teta. 270 burası artı teta. Birazcık eklersek o zaman burası dördüncü bölge. Dördüncü bölgede kosinüs soruluyor. işaret alıyoruz. Kosinüs dördüncü bölgede artı. Sonra da isme geçiyoruz. 270 dikey eksen isim değişik. Sinüs ne yapıyoruz? Şu açımızı alıp tetayı yerleştiriyoruz. Herhalde sistem anlaşıldı. Sıra hiç bozmuyorum. Bölgeyi buluyorum. işaretimi alıyorum. İsmimi yazıyorum. Olay bitiyor. Şimdi bu ne? Pi 180. 180'e ilave ediyorsun. Birazcık ilave ettik. O zaman burası 3. bölge. 3. bölgede Tanjantımız pozitif. 180 yatay eksen. Yatay eksen isim değiştirmeyecek. Tanjant açımızı yazdık. Teta. Sanırım bu sayfa anlaşıldı. Devam edelim. Evet. Bu tekrar çizeyim ben şuraya. Şurası 0. Burası pi böl 2. Burası pi. Şurası 3 pi böl 2. Ve burası tekrar 2 pi. Kotanjant 2 pi eksi teta. Yani 360'tan biraz çıkartıyorsun, geri geliyorsun. Öyle düşün. Burası dördüncü bölge. Dördüncü bölgede kotanjant negatif 2 pi yatay. Yatay isim değiştirmez. Kotanjant açımız teta'yı yazdım. Bu kadar. 90 eksi teta. 90'dan biraz çıkartıyorsun. Birinci bölge. Birinci bölgede bütün trigonometrik oranlar pozitif. Sinüs de artı olacak. 90 dikey eksen isim değiştirecek. Kosinüs açımızı yazdık teta. Şimdi geldik buraya. 270 eksi teta. 270'ten biraz çıkartıyorsun. Biraz çıkarttığını düşünürsen burası 3. bölge. 3. bölgede kosinüs negatif dikey eksen kullandığımıza göre isim değişik. Yani sinüs olacak. Sinüs teta'dır dedik. Pi eksi 5 pardon teta eksi 5 pi. Burada esas ölçü alacağım. Yani eksi 900 dereceye denk geliyor. Esas ölçü alırken de pozitif yapana kadar 2 pi ya da 2 pi'nin katlarını ekliyorduk. Hatırlayın. Ben buraya 6 pi ekliyorum arkadaşım. Böylece içerisi tanjant. 6 pi eklersen 5 pi çıktı. Pi artı teta oldu. Esas ölçü almak zorundayız burada. Peki pi artı teta'yı düşünelim. Pi burası teta ekledik. Yani hangi bölge oldu? Burası üçüncü bölge. Üçüncü bölgede tanjantın işareti pozitif. Yatay eksen yani pi kullanıldığı için isim değişmez. Tanjant açımızı yazıyoruz teta. Bitti. Pi teta eksi 9 pi bölü 2. Evet burada yine ne yapmamız lazım? Esas ölçü alacağız. 2 pi ya da 2 pi'nin katlarını tam katlarını yerleştirmemiz gerekiyor. Eklememiz lazım. 2 pi eklersek negatiften kurtaramıyoruz. 4 pi eklersek kurtaramıyoruz. 6 pi eklememiz lazım. Artı 6 pi dediğimiz zaman o zaman burası sinüs. 6 pi artı pardon eksi 4.5 pi yapıyor. Yani 1.5 pi gibi bir şey kalıyor. O da 3 pi bölü 2 yapıyor. 3 pi bölü 2 artı teta. Şimdi 3 pi bölü 2 burası. Teta ekliyorum. Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede sinüsün işaretini alıyorum. Bakın. Önce bölgeyi buluyorum. Sonra işaretimi alıyorum. Sinüs soruldu. Dördüncü bölgede eksi. Şimdi isme geçiyorum. Dikey eksen kullanıldı. Dikey eksen isim değiştirir. Kosinüs teta. Bitti. 11 pi. Burada da sürekli 2 pi çıkartacağım. Burayı negatiften kurtarmak için 2 pi ekliyordum. Burayı da küçültmem için 2 pi ve 2 pi'nin katlarını tam katlarını çıkartmam lazım. 2 pi 2 pi çıkartmaya devam ederseniz 10 pi çıkartmak zorundasınız. Yani bu kotanjant pi eksi teta bölü 2 oldu. Pi 180 180'den birazcık açı çıkarttığımızı düşünürsek ikinci bölge şöyle biraz azıcık geri geliyoruz. İkinci bölge önde bulduk. İkinci bölgede kotanjantımız negatif. Pi yatay eksen isim değişmez. Yine kotanjant açımız teta bölü 2. Teta bölü 2'yi de kotanjantın içine yerleştiriyoruz. Bitti. 7 pi bölü 2 yine büyük bir açı. Buradan bir 2 pi çıkartmam lazım. Eksi 2 pi çıkartırsam üç buçuktan ikisi gitti. bir buçuk kaldı. Yani kosinüs bir buçuk 3 pi bölü 2 yapar. Artı 2 teta. Şimdi 3 pi bölü 2 artı 2 teta. 3 pi bölü 2 burada. Birazcık teta ekliyoruz. Öyle düşünelim. Birazcık açı ekleyince burası dördüncü bölge. Dördüncü bölgede kosinüsün önce işaretini alıyorsun. Artı 2 eksen burası. 3 pi bölü 2. Dikey eksen isim değiştirir. Sinüs açımız 2 teta. 2 teta'yı yerleştirdik. 8 pi. 8 pi çıkartıyorum esas ölçü aldım. 8 pi çıkarttım. Direkt sonucu verdi. Tanjant teta bölü 4'tür. Buranın da cevabı. Sanırım anlaşıldı. Unutmamız gereken sıralama şu. Önce bölge. Sonra o bölgedeki trigonofik oranın işareti. En sonunda isim ve olayı bitiriyoruz. Evet devam edelim. Bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi tek tek yapalım. Sonra bir arada toplarız. Ve çarpma da var. Çarparız peki. Kosinüs 15 pi bölü 2 eksi alfa. Şimdi 15 pi bölü 2 7 buçuk pi. 2 pi'den fazla. O yüzden biz ne yapacağız? 2 pi'nin katlarını çıkartacağız. 2 pi, 2 pi çıkartırsak buradan 6 pi çıkartmam lazım. 6 pi çıkarttığım zaman burası kosinüs 15 pi bölü 2'den 6 pi çıkıyor arkadaşım. Geriye 3 pi bölü 2 kalıyor. Eksi alfa. 3 pi bölü 2 270. 270'ten biraz çıkarttığını varsayarsak burası 3. bölge. 3. bölgeyi bulduk. Sonra işaret alacağız demiştik. Kosinüsün işareti eksi. 270 dikey eksen. Dikeyde isim değişik. Burası eksi sin alfa. Burası bitti arkadaşım. Geldik diğerine. Ne diyor? Tanjant 7 pi eksi alfa. Tanjant 7 pi eksi alfa. Burada da esas ölçü almak zorundasın. Esas ölçü alırken isim değişecek. Pardon özür dilerim. 2 pi çıkartacağım. Tekrar 2 pi 2 pi çıkarsam 6 pi çıkartacağım. Burası tanjant pi eksi alfa. 180'den birazcık çıkarttık. O zaman bölgemiz İkinci bölge olacak. İkinci bölgede tanjant negatif. İsim değişmez. Çünkü pi yatay eksen. Yatayda isim değişmiyor. Tanjant alfa. İkinci kısımda bitti. Son kısma gelelim. Ondan sonra da işlemlerimizi yapalım. Son kısım sinüs 5 pi bölü 2 artı alfa. Bu da 2 pi'den fazla olduğu için bir 2 pi çıkartıyorum. O zaman burası pi bölü 2 artı alfa oluyor. Pi bölü 2 90 biraz ekliyorsun. 90'dan biraz fazla düşün. Hayal et o e, bilim çemberi. Ne yapıyor? İkinci bölge yapıyor. İkinci bölgede sinüsün işaretini artı. İsim değişecek. Çünkü 90 dikey eksende dikeyde isim değişiyor. Yani kosinüs alfa oluyor. Şimdi bulduklarımızı artık işleme sokalım. Birinci kısmı ne bulduk? Eksi sin alfa yazdım. İşte arada da artı var. Tanjant 7 pi eksi alfa ne bulduk? Eksi tanjant alfa bulduk. Tamam. Eksi tanjant alfa çarpı sinüs 5 pi bölü 2 alfayı da kosinüs alfa bulduk. Pekala bu işlemi yapacağım. Şıklarda böyle bir şey yok. Demek ki biraz düzenlememiz gerekiyor. Tanjantı eksi sinüs alfa bölü kosinüs alfa diye yazarsak çarpı kosinüs alfamız da burada var. Kos alfalar birbirini sadeleşti. Eksi sin alfa eksi sin alfa eksi 2 sinüs alfa oldu. Doğru cevabımız Edirne. Sanırım anlaşıldı. Geldik sıradaki soruya. Şimdi x 90 kapalı 360 kapalı bu arada tanjant x verilmiş. Evet nedir diye soruyor. Peki öncelikle sorular ne? Kosinüs 90 artı x ne demek? 90'a biraz ekliyorsun. Eklediğin zaman kaçıncı bölge oluyor? Bölgemiz 2. Önce bölge bulacağız dedik. Her zamanki gibi. Sonra ne yapıyorduk? Soruların işareti. Kosinüs soruluyor. işareti bu bölgede negatif. İsim dikey eksen kullandığımıza göre değişik. Sinüs x. Sana sorduğu bu. Peki. Biz daha önceki videolarda şunu dedik. Eğer trigonometride bir oranı biliyorsan diğer oranı, oranları dik üçgen kullanarak yerleştirebilirsin. Yalnız dik üçgen size bu oranların sadece mutlak değerli halini verir. İşaretini vermez. İşaretini bulmak zorundasınız. Pekala. Nasıl bulacağım bakalım. Önce x Tabi burada bir hile yaptığımızda söylemiştim yani x bir kere 90 ile 360 arasında ise dik üçgen içine sığmaz. Ama burada biz hile yapıyoruz demiştim. O hilenin de sebebini anlatacağım demiştim. Onu da söyleyelim. Yani bunları en son dediğim gibi trigonometri bittikten sonra bir bunları biliyor muyuz diye bir video yapacağım. Yoksa siz 90 ile 360 arasındaki bir açıyı dik üçgene yerleştiremiyorsunuz. Biz burada bir hile yapıyoruz. Bunu tekrar tekrar söyleyeyim. Tanjant oranını 5, 12 ve dik üçgene göre şurası da hipotenüs 13 olacak. Şimdi bana sin x diyor. Üçgen bana sinüsün işaretini vermez. Önce ben x'in nerede olduğunu tespit etmem lazım. Şimdi verilenlere göre e, x açısı 90 ile 360 arasında bir yerde. Ve dikkat ederseniz bu x açısının tanjantı pozitif. Şimdi şurada bir yerde demek istiyor yani. Çünkü üç bölgenin birinde. X ama neresinde? Şimdi tanjant bir kere burada negatif. Yani ikinci bölgede olamaz. Elendi. Tanjant dördüncü bölgede de eksi. Elendi. Tanjant ancak üçüncü bölgede artı. Demek ki x aslında nereye ait? Üçüncü bölgeye ait. Üçüncü bölgede bir aç. Güzel. Peki. Ne istiyordu bizden? Sinüs x istiyordu. Peki. Sinüs x neydi kardeşim? Karşının hipotenüsü oranı. Bakın bu üçgen size işareti vermezdim. Sadece oranın mutlak değerini verir. Biz bu oranı aldıktan sonra bölgeden işaret almak zorundayız. Yani üçüncü bölgede sinüs eksi. Ve soruyu bitiriyoruz. Amacımız eksi sin x'ti. Sin x'i buldum. Eksi 5 bölü 13. Bir de ile çarpacağız. Doğru cevap 5 bölü 13. Yani cevabımız C. Ama ne yaptığımızı tekrarlayalım. Öncelikle bize sorulan kosinüs 90 artı x ne demek? Kosinüs 90 artı x. 90'ı ekledik. İkinci bölge. ikinci bölgede kosinüs negatif. Dikey eksen kullandığımız için isim değişikliği olacak. Sinüs x demek idi. Demek ki eksi sinüs x soruluyor. Peki ben neyi biliyorum? Tanjant x'in 5 bölü 12 olduğunu biliyorum. Eğer trigonometride bir oran biliniyorsa diğer oranları dik üçgen çizerek bulacağımızı söylemiştik önceki videolarda. Dik üçgende hemen tanjantı karşı bölü komşudan 5, 12, 13'ü yazdık. Şimdi size şunu defalarca söyledim. Yine söylüyorum. Üçgen size sorulan trigonometrik oranın işaretini vermez. Sadece mutlak değerli bir oran verir. Yani çıkan sonucu mutlak değerli halini verir. Sinüs x ne demek? Karşının hipotenüs oranı. Şimdi x açısının karşısı 5, hipotenüs 13, 5 bölü 13. Ama bu mutlaklı hali işaret vermiyor üçgen. İşareti nereden alacağız? Bölgeden. x'in bölgesini bulman lazım. Diyor ki x 90 ile 360 arasında yani ikinci, üçüncü, dördüncü bölge. Bu üç bölgeden birinde. Peki hangisinin olduğunu nasıl anlayacağım? Tanjantın artı olduğunu görüyorum. Tanjant ikinci bölgede eksi. Demek ki x ikinci bölgede olamaz. Tanjant dördüncü bölgede eksi. x burada da olamaz. Tanjant bir tek burada. Üçüncü bölgede pozitif. Demek ki tanjant e, pozitifse x üçüncü bölgededir. İşte biz sinüsü bulurken oranı aldık. Sayısal değeri 5 bölü 13 aldık. Bölgeden gelen işareti de eklemek zorundayız. Yani burada sinüs x eksi 5 bölü 13. Bir de sorulanda eksi vardı. O zaman doğru cevabımız artı 5 bölü 13 Ceyhan olacak. Bu işareti dikkat etmezseniz B seçeneğine düşme ihtimaliniz yüksek. Onu da belirtelim. Geçtik. Geldik buraya. Şimdi çok basit bir şey söyleyeyim. Genelde bu karşımıza çok çıkar. Eğer bir trigonometri sorusunda bilinen bir açı yoksa yani 30, 60, 45 ya da Bunları kullanarak 150, 120, 210, 240, 300, 315 gibi değerini bilemeyeceğimiz bir açı sorulmuşsa o soruda şunu arayın. Muhakkak ve muhakkak bu soru tiplerinde ya 90'a veya 180'e tamamlayanlar vardır. Ya orada bir toplam fark sorusu vardır ki daha onları anlatmadık ya da yarım açı sorusudur. Yani bu üçünden biri soruluyordur. Tekrar söylüyorum değerini hesaplayamayacağımız bir açı trigonometrik bir oransı olmuşsa sorunun birinde böyle bir şey geçiyorsa mesela tanjant 10 tanjant 10 derecenin kaç olduğunu bilmiyoruz ama bu böyle bir sayının e, varlığını biliyoruz. Tanjant 10'un bir reel değeri var. Ee, soruda tanjant 10'un e, bahsi geçiyorsa muhakkak o soruda ya yarım açı kullanılıyordur, ya toplam fark kullanılıyordur, ya da bu 10 dereceyi 90 veya 180'e tamamlayan bir şeyler soruluyordur. Bu üçünden başka ihtimal olamaz. Şimdi tanjant pi bölü 5 çarpı tanjant 3 pi bölü 10 diyor, değil mi? Bundan önceki videolarda um, ufacık bir şeyler değinmiştim ama şimdi artık bir şeylerden bahsetmem lazım. Birinci durum şu iki açının toplamı 90 derece ise o zaman birinin sinüs değeri diğerinin kosinüs değerine eşittir. Birinin tanjant değeri diğerinin kotanjant değerine eşittir. Birinin sekant değeri diğerinin kosekant değerine eşittir. Yani diyelim ki sinüs 18 derece aslında kosinüs 72 derece demektir ya da tanjant 54 derece kotanjant 36 derece demektir gibi. İkinci bilmemiz gereken husus iki açının toplamı 180 ise yani bunlar tümler pardon bütünler açılarsa. O zaman her iki açının da sinüs değerleri birbirine eşittir. Her iki açının kosinüs değerleri birbirine eşit diyemiyoruz maalesef çünkü ikinci bölgeye düşüyor. Kosinüs negatif olacak. Yani kosinüsler negatif. Tanjantlar benzer şekilde negatif gelecek. Bunu kendiniz de çıkartabilirsiniz. Ben sonuçlar diye böyle hemen pratik olsun diye söylüyorum. Kotanjantlar da yine negatif olacak. Hemen basitçe örnekler vereyim. Diyelim ki sinüs 150'yi hesaplayacaksınız. Tabi 150 derece. Aslında sinüs 30 hesaplamanız yeterli olacaktır. Birbirini 180'e tamamlayan iki açının sinüsleri aynı değere sahip. Ama diyelim ki kosinüs 120'yi hesaplayacaksınız. Bunun yerine kosinüs 60'ı hesaplayıp eksiyle çarpmanız yeterlidir. Ya da tanjant 135 derece hesaplayacaksınız. Aslında tanjant 45'i e hesaplayıp eksiyle çarpmanız yeterli. Ya da işte kosinüs 150, derece, kotanjant 150 o da eksi kotanjant 30 oluyor. Burada yani bir tek sinüsler aynı. Bunun sebebi de işte burada fark etmişsiniz belki. Teta'yı karşı yatarsan alfa 180 eksi teta iki tarafın sinüsünü alırsan sin alfa burası da sin 180 eksi teta olup ikinci bölgede sinüs artı olduğu için sinüsler aynı ama ikinci bölgede kosinüs tanjant kotanjant eksi olduğu için bunlar birbirlerine zıt işaretlisi oluyor. Burada isim değiştirmediğimize dikkat edin. Mesela 90'da isim değiştirdiği için birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşit oluyor. Birinin tanjantı diğerinin kotanjantı çünkü 90 dikey eksende isim değiştirecek. E, burada isim değişikliği yok. Birinin sinüsü diğerinin sinüsü oluyor. Sadece işaretlerde sıkıntımız oluyor. İşaretlere dikkat etmemiz, dikkat etmemiz lazım. Birinin kosinüsü diğerinin eksilisi oluyor. Birinin tanjantı diğerinin tanjantının eksilisi. Kotanjant da yine kotanjantın eksilisi. Son olarak bir de şunu bilelim. E, kosinüs eksi alfa ile kosinüs alfa eş değerdir. Eksi alfaya 2 pi yana esas ölçü eklersek esas ölçü alırsak daha doğrusu 2 pi eksi alfa dördüncü bölge olup buna eşit olacak. Yani o yüzden hatta sıkça kullanılan bir tabir var. Kosinüs içerideki eksi yutar diye bir söylem geziniyor değil mi arkadaşlar anlatılırken. Sinüs eksi alfa da eksi sin alfa oluyor. Hatta sinüs de dışarıya atıyor ya da ne bileyim kusuyor gibi falan böyle bir cümlelerle anlatılıyor. Tanjant eksi alfa da eksi tanjant alfa kotanjant eksi alfa da eksi kotanjant alfa. Bunu kendinize yapabilirsiniz. Eksi açı olduğu için 2 pi ekleyip kosinüs 2 pi eksi alfa hesaplarsan kos alfa. 2 pi eklersen sinüs 2 pi eksi alfayı hesaplarsan eksi alfa. Aynı şekilde tanjant 2 pi eklersek tanjant 2 pi eksi alfa 4. bölge o da eksi tanjant alfa. Bu da eksi kotanjant alfa gelecek. Bunları bilelim arkadaşım. Onu baştan söyleyelim. Tamam. Peki, şimdi sorumuza dönebiliriz. Bu kadar anlattık. Soru ne olacak? Şimdi pi bölü 5, e, 36 derece. 36 derecenin tanjantı bilinmiyor. Yani ben bilmiyorum. E, trigonometrik cetvel lazım. E, bunu yapabilmem için de e, öyle bir imkanımız yok. E, ancak şöyle düşünmemiz lazım. Bunlar ne demiştim? Değerini bilmediğimiz trigonometrik oran soruluyorsa, o soruda onu 90'a 180'e tamamlayan bir açı ara. Eğer onu bulamıyorsan o soru toplam fark veya yarım açı dediğimiz diğer kurallarla yapılacaktır. Ben bunu aslında dereceye çevirmek istemiyorum. Çok sevmiyorum aslında. Pi bölü 5 ile 3 pi bölü 10'un toplamı fark ettiysen tam da pi bölü 2. Yani 90. Bu şu anlama geliyor birinin tanjantı aslında diğerin kotanjantı oluyor. Yani bu açının tanjantını alıp değiştirmek istesem diğerinin kotanjantını yazacağım. Yani kotanjant 3 pi bölü 10 yazacağım. Evet. Zaten burada birbirini 90'la tamamlayan iki açı görüyorsanız birini değiştir. Ne dedim anlaşıldı sanırım. Şöyle dedim son kez toparlıyorum pi bölü 2 ile 3 pi bölü 2'yi payda 5 pi bölü 10'dan pi bölü 2 geliyor. Yani bu iki açının toplamı 90. Birbirini 90'a tamamladığına göre şurada yazdık. Birbirini 90'a tamamlayan iki açıdan birinin tanjantı diğerinin kotanjantı eşit. Yani şunun tanjantı pi bölü 5'in tanjantı bunun kotanjant oluyor. Yani 3 pi bölü 10'un kotanjant oluyor. Ben de tanjant pi bölü 5 yerine kotanjant 3 pi bölü 10 yazdım. Çarpı yanında da tanjant 3 pi bölü 10. Bunu değiştirmedim. Sadece birini değiştirin. Çünkü bunlar birbirini götürecek göreceksiniz. Şimdi benzer şekilde pi bölü 5 ile 3 pi bölü 10 biraz önce kanıtladık. 90'a tamamlıyor. Birinin kosinüsü de diğerinin sinüsü olacak. Yani kosinüs pi bölü 5 diğeri sinüs 3 pi bölü 10'a eşit. Çünkü bunlar da birbirini 90'a tamamlıyor. O zaman şunu değiştirmek istiyorum. Kosinüs pi bölü 5 yerine sinüs 3 pi bölü 10 yazdım. Bir de bunun karesini alacağım. Artı burada da kosinüs kare 3 pi bölü 10 var. Tamam. Artık bundan sonrası temel trigonometrik özdeşlikler. Tanjant çarpı kotanjant açılar aynı olduğu için bunun sonucu 1. Kalın tarafı açmışım. <laughs> Pay 1 arkadaşım. Sin kare artı kos kare aynı açı olduğu için o da 1. 1'i 1'e böldüm. 1. Evet. Videomuz uzamasın daha. Kendinize iyi bakın. Hemen akabinde hemen çekip diğer videoyu da göstereceğiz. Bay bay.